Çocuklar Üniversitesi'nde deniz kaplumbağaları ile ilgili doktora çalışması yapıyorum. Patara Plajı'nda da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deniz kaplumbağaları koruma projesinde gönüllü ekiple birlikte görevliyiz. Burada deniz kaplumbağası yuvalarını tespit ederek koruma altına alıyoruz. Arazi çalışmalarını da ekiple birlikte yürütüyoruz. Gece arazilerinde tespit ettiğimiz yuvaların hepsini hem kum altı kafeslerde predatör canlıları tilki domuza karşı koruyarak hem de kum üstü kafeslerle insanların farkındalığını arttırarak koruma altına alıyoruz. Gönüllü ekiple birlikte bütün sahayı tüm gece boyunca tarıyoruz. Yuvaları tespit ediyoruz. Ayrıca yuva yapmak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarının ölçülerini alıyoruz. Her birine özgü, her bir kaplumbağaya özgü bir numara vererek markalama işlemleri de yapıyoruz. Böylece deniz kaplumbağası geri gelip tekrar yuvalama yaptığında o kaplumbağayla karşılaştığımızda arada geçen zamandaki değişimi ve büyümeyi de takip edebiliyoruz. Geçen yıl bu zamanlara göre yuva sayımız biraz daha fazla. Şu an 250'ye geçkin sayıda yuvamızı tespit ettik ve hepsi kafeslerle koruma altına alındı. Yuvaların yerlerini, denize olan uzaklıklarını, koordinatlarının hepsinin kayıtlarını alıyoruz. Patara Plajı kaplumbağalar açısından bayağı şanslı bir plaj. Çünkü akşam 8'den sabah 8'e kadar insanların kullanımına kapalı bir plaj. Sadece biz görevliler sahada oluyoruz. Böylece kaplumbağalar da rahatsız olmadan kolaylıkla gelip yuvalarını yapabiliyorlar. Deniz kaplumbağaları nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar. Bu nedenle koruma çalışmaları çok önemli. Her bir dişi kaplumbağa 2-3 yılda bir yuva yapıyor ve doğdukları kumsala geri dönüyorlar. O yüzden bu yuvalama alanlarının kullanımı ve yuvalama alanlarının korunması da bu canlıların neslin devamı için çok önemli bir faktör. Her bir kaplumbağa bir yuvada 60 ile 100 arası yumurta bırakıyor ve kuluçka süresi yaklaşık 45-60 gün sürüyor. Temmuz sonu gibi yavrularımızı heyecanla bekliyoruz. Ayrıca nesli tehlike altında olan hayvanlar çünkü birçok tehditle karşı karşıyalar. Yumurtalar, tilki, porsuk ve kuşlar tarafından yeniliyor. Ayrıca yavrular da büyük balıklar yine kuşlar tarafından avlanabiliyorlar. Bu nedenle koruma çalışmaları çok önemli. Çünkü 1000 yavrudan ancak bir tanesi erginliğe ulaşıp yeniden yuva yapmak için bu kumsallara geri dönüyor. Deniz kaplumbağaları tehdit eden faktörler arasında ışık kullanımı var. Ne kadar patara kumsalı 8'den sonra kapalı olsa da yine yavru kaplumbağalar ışığı yönünü takip ederek denize doğru yolunu buluyorlar. Bu nedenle karşılaştığımızda yavru kaplumbağalara dokunmamamız ve ışık kesinlikle herhangi bir ışık kaynağı kullanmamalıyız.